Ferrarisini satan bilge 10. bölüm. Yogi Raman bunu şöyle anlatmıştı. Yaşamda hatalar yoktur, yalnızca dersler vardır. Olumsuz deneyim diye bir şey de yoktur. Yalnızca kendi bilgiliğini kazanma yolunda olgunlaşmak, öğrenmek ve ilerlemek için fırsatlar vardır. Güçlükten güç doğar. Acı bile mükemmel bir öğretmendir. Acı mı diye itiraz ettim. Kesinlikle. Acının üstesinden gelmek için önce onu yaşamak gerekir. Başka bir deyişle bir dağın zirvesinde olmanın keyfini önce eteklerinde yürümeden nasıl anlayabilirsin? Beni anlıyor musun? İyiden zevk almak için kötüyü tanımlamalısın. Tanımalısın. Evet, sana olayları iyi veya kötü biçimde değerlendirmeyi bırakmanı öneririm. Bunun yerine basitçe onları yaşa, onları kutla ve onlardan ders al. Her olay sana dersler verir. Bu küçük dersler iç ve dış gelişimini ateşleyecektir. Bunlar olmadan hiç ilerleme kaydedemez durumda bir düzlükte takılı kalırsın. Şimdi kendi yaşamını düşün. Çoğu kimse en büyük gelişimi karşılaştıkları en büyük güçlüklerle kazanmışlardır. Beklenmedik bir sonuçla karşılaşır ve biraz düş kırıklığı yaşarsan anımsa ki doğa yasaları bir kapıyı kaparken her zaman bir başkasını açar. Julian heyecanla kollarını yukarı kaldırdı. Cemaatine vaaz veren güneyli bir rahip gibiydi. Bu ilkeyi bir kez kalıcı olarak yaşamına geçirdiğinde ve zihnini her olayı olumlu ve sana güç veren bir şekle sokacak biçimde geliştirdiğinde kaygıyı sonsuza dek kovacaksın. Geçmişinin tutsağı olmayı bırakacaksın. Bunun yerine geleceğinin mimarı olacaksın. Tamam, bu kavramı anladım. Her deneyim, hatta en kötüsü bile bana bir ders verir. Bu nedenle zihnimi her olaydan bir şey öğrenmek için açık tutmalıyım. Böylelikle daha güçlü ve mutlu olacağım. Bu sıradan orta sınıf avukatın bir şeyleri iyileştirmek için yapabileceği başka neler var? Her şeyden önce yaşamını düş gücünün zenginliğine yönlendirmelisin, geçmişin değil. Şunu bir de anlatır mısın? Tüm söylediğim zihin, vücut ve ruhunun potansiyelini serbest bırakmak için önce düş gücünü geliştirmen gerektiği. Görüyorsun ki her şey her zaman iki kez yaratılıyor. İlkin zihin atölyende ve sonra gerçekte. Bu süreci taslak hazırlama olarak adlandırıyorum. Çünkü dış dünyada yaptığın her şey iç dünyanda bir taslak olarak başlıyor. Zihninin parlak ekranında. Düşüncelerini kontrol etmeyi ve bu dünyevi varoluştan tam bir beklenti içinde istediklerini zihninde güçlü bir şekilde canlandırmayı öğrendiğinde içindeki gizli güçler uyanacaktır. Hak ettiğine inandığım büyülü yaşamı var etmek için zihninin gerçek potansiyelini açığa çıkarmaya başlayacaksın. Bu geceden itibaren geçmişini unut. Mevcut koşullarının toplamından daha fazlasına gücünün yeteceğini düşleme cesareti göster. En iyiyi bekle. Sonuçlar seni şaşırtacak. Julian kısa bir sessizlikten sonra devam etti. Şimdi John hukuk mesleğinde geçirdiğim onca yıl boyunca çok fazla şey bildiğimi düşündüm. En iyi okullarda eğitim görüp tüm hukuk kitaplarını okuyarak en başarılı rol modellerinin yanında iş yaşamına atılabildim. Elbette hukuk oyunlarında kazanan ben oldum. Ancak şimdi anlıyorum ki bu sırada yaşam oyununda kaybediyordum. Yaşamın büyük zevklerinin peşinde koşmakla o kadar meşguldüm ki küçük mutlulukların tümünü elimden kaçırdım. Babamın bana okumamı söylediği muhteşem kitapların hiçbirini okumadım. Güçlü arkadaşlıklar kurmadım. Güzel müzikten zevk almayı hiç öğrenemedim. Bunları söylemişken gerçekten şanslı biri olduğumu da düşünüyorum. Geçirdiğim kalp krizi benim için bir dönüm noktasıydı. Buna kişisel bir uyanış çağrısı de istersen. İster inan ister inanma, bu bana daha zengin, daha esin dolu bir yaşam sürmek için ikinci bir şanstı. Malika Chant gibi ben de acı verici deneyimlerimde fırsat tohumları gördüm. Daha önemlisi bunları geliştirme cesaretini buldum. Julia'nın dış görünüş olarak gençleşirken içinde daha akıllı bir haline geldiğini görebiliyordum. Bu akşamın eski bir arkadaşla yapılan enteresan bir konuşmadan daha fazlası olduğunu fark etmiştim. Bu gece benim dönüm noktam ve açıkça yeni bir başlangıç için fırsatım olabilirdi. Kuşkusuz
Mükemmel bir ailem ve saygı gören bir avukat olarak düzenli bir iş hayatım vardı. Ancak kendimle baş başa kaldığım anlarda eksik bir şeyler olduğunu düşünüyordum. Yaşamımı kuşatmaya başlayan bu boşlukları doldurmalıydım. Çocukken büyük düşler kurardım. Kendimi başarılı bir sporcu veya büyük bir iş adamı olarak hayal ederdim sıkça. Ne istersem olabildiğime veya elde edebildiğime gerçekten inanıyordum. Güneşle yıkanan batı sahillerinde geçirdiğim gençliğimde neler hissettiğimi de hatırlıyorum. Mutluluk küçük zevkler halinde gelirdi. Eğlence, mayosuz yüzmek veya ormanda bisiklete binmekti. Yaşama karşı büyük bir merak duyuyordum. Bir maceracıydım. Geleceğimin getirebileceklerinin sınırı yoktu. Doğrusu bu tür bir özgürlük ve mutluluğu 15 yıldır hissetmedim. Bana ne olmuştu? Belki de bir yetişkin olup yetişkinliklerden beklenen biçimde davranmaya başladığımda düşlerimi kaybettim. Onları belki de hukuk fakültesine başlayıp bir avukattan beklenecek biçimde konuşmaya başladığımda yitirdim. Ne olursa olsun bu akşam Julia'nın yanımda oturup bir bardak soğuk çayla birlikte bana kalbini açarken para kazanmak için bu kadar çok zaman harcamayı bırakıp bir yaşam yaratmak için daha fazla zaman ayırmaya karar verdim. Seni yaşamın üzerine düşünmeye ittim gibi görünüyor dedi Julian. Bir değişiklik yapma konusunda düşünmeye başladın. Tıpkı küçük bir çocuk olduğun zamanlardaki gibi. Janus, Salk, düşlerim ve kabuslarım vardı. Düşlerim için kabuslarımın üstesinden geldim. Sözleriyle bunu en güzel şekilde ifade etmiş. Düşlerinin pasını sil John. Yaşama tekrar saygı göstermeye başla ve onun tüm mucizelerini kutla. Zihninin isteklerini gerçekleştirme gücünü fark et. Bunu bir kez yaptığında evren yaşamına mucizeler katmak için senin yanında olacak. Sonra Julian cübbesinin derinlerine uzanarak küçük bir kart çıkardı. Bu kenarların aşınmasından uzun süredir kullanılmakta olduğu anlaşılabilecek yaklaşık bir kart vizit boyutlarında bir karttı. Bir gün Yogi Raman ve ben sessiz bir patika boyunca yürürken ona en beğendiği filozofun kim olduğunu sordum. Bana yaşamında pek çok şeyden etkilendiğini ve bunun için tek bir kaynak göstermenin güç olduğunu söyledi. Ancak kalbinin derinliklerine taşıdığı bir alıntı vardı. Derin dalınçlar içinde geçen, yaşamı boyunca saygı duyduğu tüm değerleri içinde barındıran sözlerdi bunlar. Bilinmeyen topraklardaki bu muhteşem yerde doğunun bu akıllı bilgesi onu benimle paylaştı. Bu sözleri ben de kalbimin derinlerine kazıdım. Ne olduğumuzu bize her gün hatırlamaya yarıyorlar ve ancak ne olabileceğimizi. Sözler büyük Hint filozofu Patanjali'ye ait. Onları her sabah meditasyona başlamadan önce sesli şekilde tekrarlamanın günümün geri kalanı üzerinde çok güçlü bir etkisi olmuştur. Hatırla John, sözcükler gücün sesle vücut bulan biçimidir. Sonra Julian bana kartı gösterdi. Alıntı şöyleydi. Büyük bir amaçtan, sıra dışı bir fikirden etkilendiğinizde tüm düşünceleriniz zincirlerini koparır. Zihniniz sınırlarını aşar, bilinciniz her yönde genişler ve kendinizi yeni, mükemmel ve şaşırtıcı bir dünyada bulursunuz. Uyuyan güçler, yetenekler ve beceriler canlanır ve her zaman hayal ettiğinizden daha iyi biri olduğunuzu keşfedersiniz. Bu sırada fiziksel canlılıkla zihin açıklığı arasındaki bağlantıyı gördüm. Julia'nın sağlığı mükemmeldi ve ilk tanıştığımız tarihteki halinden çok daha genç görünüyordu. Canlılık doluydu. Enerjisi, heyecanı ve iyimserliği sınır tanımıyordu. Yaşam biçiminde pek çok değişiklik yaptığını görebiliyordum. Ancak muhteşem dönüşümünün başlangıç noktasının zihinsel zindelik olduğu açıktı. Dışarıdaki başarı gerçekten içeride başlıyordu ve Julian mental düşüncelerini değiştirmekle yaşamını değiştirmişti. Bu pozitif, huzurlu ve canlılık dolu tavrı gerçekten nasıl geliştirebilirim Julian? Bunca yıllık rutin yaşamından sonra sanırım zihin kaslarım biraz hamlaştı. Bir düşün, akıl bahçemde dolaşan düşüncelerim üzerinde çok az kontrolüm var dedim samimiyetle. Zihin mükemmel bir hizmetkar. Ancak berbat bir efendidir. Olumsuz düşünen biri haline gelirsen bu zihnine özen göstermediğin ve iyiliğe odaklanmak için çalışmaya zaman ayırmadığın içindir.
Winston Churchill, büyüklüğün bedeli düşüncelerinizin her birinden sorumlu olmaktır demiş. Sonra aradığın düşünce biçimini benimseyeceksin. Zihnin gerçekte vücudundaki kaslardan farklı olmadığını hatırlamalısın. Kullan ya da kaybet. Zihnimi çalıştırmazsam zayıflayacağını mı söylüyorsun? Evet. Şu açıdan bak. Daha fazlasını kaldırabilmek için kol kaslarını güçlendirmek istersen onları çalıştırmalısın. Bacak kaslarını güçlendirmek istersen önce onları kullanman gerekir. Benzer biçimde zihnin ancak onu kullanırsan harika şeyler yapabilir. Onu verimli kullanmayı öğrendiğinde istediğin her şeyi yaşantına katabilirsin. Ona doğru özeni gösterirsen sana ideal sağlığı getirir. Doğal hali olan huzur ve dinginliğe kavuşur. Bunu isteyecek vizyona sahipsen tabii. Sivana bilgeleri yaşamının sınırları sadece kendi yaratılarındır derler. Bunu anladığımı sanmıyorum Julian. Aydınlanmış düşünürler düşüncelerinin kendi dünyalarından ve yaşam kalitelerinin düşüncelerinin zenginliğinden geldiğini bilirler. Daha huzurlu ve anlamlı bir yaşam sürmek istiyorsan daha huzurlu ve anlamlı şeyler düşünmelisin. Bana kesime bir çözüm öner Julian. Ne demek istiyorsun diye sordu Julian, bronzlaşmış parmaklarının parlak desenli cübbesinin önünde gezdirerek. Anlattıkların beni heyecanlandırdı. Ben sabırsız biriyim. Zihnimi çalıştırma biçimini değiştirmek için şu an kendi oturma odamda kullanabileceğim egzersiz veya teknikler yok mu? Kestirme çözümler işe yaramaz. Tüm kalıcı iç değişimler zaman ve çaba ister. Kişisel değişimin kaynağı sürekliliktir. Yaşamında büyük değişiklikler yapmanın yıllar süreceğini söylemiyorum. Seninle paylaştığım stratejileri yalnızca bir ay boyunca her gün dikkatle uygularsan sonuçlar karşısında şaşkınlığa düşeceksin. Kapasitenin en üst düzeylerine çıkacak ve mucizevi bir boyuta geçeceksin. Ancak bu hedefe ulaşmak için sonucu takılı kalmamalısın. Onun yerine kişisel gelişim ve olgunlaşma sürecinin keyfini çıkarmalısın. Dalga geçer gibi sonuca ne kadar az odaklanırsan o kadar çabuk gelecektir. 10. bölümün sonu.